Okay, so geçen ders, so last time we proved the following result. If you have a extended real random variable, well, if you have a function, then this is an extended real random variable. If and only if there is a sequence in S where this was the set of simple functions converging pointwisely to X. And in case X is bounded, then this sequence actually becomes can be chosen to converge uniformly. And this is the idea. I mean, this is the sequence you choose. All right. Now let's see another proposition. So let x1 up to xn and y be extended real random variables on a measure space, probability space. And let C be the algebra generated by x1 up to xn. So what we mean by this? This is the smallest sub sigma algebra generated by the real random variables. Actually, this is the smallest algebra for which these functions are measurable. Okay, so you construct the smallest algebra so that this becomes measurable. What makes a function a measurable function? Inverse image of measurable sets should be measurable, right? So you just consider inverse images under these functions of the measurable sets in the Borel algebra. You take those sets and then you take the smallest subalgebra containing those sets. It's like it is similar to the following. You have a function from a set into a topological space. You put is a topological structure on the domain so that the function becomes continuous. How can you do that? You have to just declare the inverse image of open sets to be open. Okay, that's the same thing. In this case, instead of open sets, you take measurable sets. Okay, that's the idea. Then y is the C measurable, so measurable with respect to this, algebra, if and if and only if there is a BN extended Borel algebra. B bar representing the extended Borel algebra. Measurable mapping. F from the extended real line into extended Rn into extended R such that y equals f of x1, x2 up to xn where this, extended BN, what we mean by this is just you take the Borel algebra and multiply it with itself n times extended Borel algebra. Okay.
Yani bir yerde y fonksiyonu bu x i'ların bir fonksiyon olacak. Ama o fonksiyonda Rn'den ara, extended Rn'den extended ara measurable bir fonksiyon olacak. Tabii ki Rn'de Borel algebrayı düşünüyorum. Tamam mı? Bir tarafı bariz çünkü neyse ispata geçelim. We will give a proof only for n equals 1. Yani çünkü bütün fikirler orada. Onu anlayınca bence o yeterli. If şimdi o zaman r'den r'ye yapıyoruz yani. Extended r'den extended r'ye. If y is equals f of x for some measurable function. Function f from r bar into r bar. Then clearly y is sigma x measurable. Değil mi? Yani çünkü siz zaten bu fonksiyon measurable. Bu şeyi koyduğunuz zaman measure space'i aldığınız zaman x de measurable oluyor. Dolayısıyla y de bu iki measurable fonksiyonun kompozisyonu. O da measurable. Çünkü measurable kümenin ters görüntüsünü alıyorsunuz. Bir tanesinin altında measurable. Bir daha alıyorsunuz. Yani önce x yok, önce f sonra x altında. Her ikisi de measurable fonksiyonlarsa o zaman o ters görüntüde measurable olacak. Dolayısıyla tersinde hani iş var. Conversely, assume that y, which is y is sigma algebra. I mean sigma measurable function. Let yk be a sequence of simple real random variables converging to y. Yani bir önceki şeyde vardı hani bir tane şey aldığınızda öyle bir fonksiyon bulabiliyorsunuz sequence. Each yk has the form. Bu simple bir fonksiyon yk nasıl? It's a finite sum of characteristic functions or bu kitap ne diyordu ona? Indication. Evet, indication functions. For some bi in R and si from measurable sets generated by x. I from 1 up to n. Okay. And of course, this is a partition, right? If I different than j and their union is equal to omega, right? This is a partition. Okay. Well, it is known that sigma x is just as we said many times, this is just inverse image of measurable sets, right? Okay. This thing is itself an algebra, right? Because you consider all the measurable sets, so this is an algebra. Hence, for all
I from 1 up to n, there is some measurable set in the extended Borel algebra such that Si is equal to this, right? Çünkü madem bunlar bir measurable set ve bütün measurable setler de Borel setlerin ters görüntüleri, o zaman her bir Si bir tane Borel setin ters görüntüsü olmak zorunda. Peki let R X be the image of sigma under X. Yani X bir fonksiyon değil mi? İşte şeyden omega'dan R'ye, extended R'ye. Onun bütün görüntüsüne bakıyoruz. Şimdi şunu biliyoruz. Note that BI intersection this image I from 1 up to n are all disjoint. Neden? If X is in BI intersection RX intersection BJ ise then XI inverse of the singleton will be an element of the intersection. Right? But this is just SI intersection SJ and this is empty set. Right? A contradiction. Yani böyle bir x varsa o boş kümenin ters görüntüsü boş kümenin içinde kalıyor. Contradiction. Contradiction şöyle yazayım. Since x is in Rx which is, yani bu şey demek değil. Bu intersection daha doğrusu yani Rn, Rx ile intersectionları bunların disjoint. Normalde BI'ler şey olabilir, disjoint olmayabilir, değil mi? Olabilir mi o? Yok, BI'ların ortak elemanları olabilir. Ters görüntüleri disjoint ama. Yani çünkü şey fonksiyonu birebir olmak zorunda değil. Burada bunlar disjointler. Yani SI'ler disjoint ama görüntüleri BI'ler disjoint olmak zorunda değiller. Ama şu var. O görüntülerin bu RX ile ara kesitleri disjoint. Tamam mı? O yüzden böyle bir hani lafı uzatıyor. Peki şimdi şöyle bir şey tarif ediyoruz. Define B1 prime. Bu şu. Bunu B1 diye alıyorum. B2 prime. Bu B2 eksi B1. B3 prime. Bu da B3 eksi B1 union B2. Buradan şey gördünüz artık. Bn prime de şu olacak. Bn eksi B1 union Bn eksi 1. Şimdi şu var. Note that bunların Rx ile kesişimleri yani range ile şeyin x fonksiyonun Bi intersection Rx'e hala eşitler.
Hangisi? Evet. İşte o elemanı Rx'in içinden almazsan, hani BI ile BJ'in sadece intersection'ındaysa ama o durumda şey var. Bu da boş olabilir ya. Eğer şeyse x range dediyse bu küme de boş. O zaman boş küme boş kümenin içinde oluyor. Contradiction olmuyor. Yani bu x'in rx'in de içinde olması bu kümenin boş olmadığını söylüyor. Senin dediğinden şey olacak o zaman. Bu boş küme boş kümenin subseti. Evet, yani onda bir sorun yok. Tamam mı? Dediğin doğru ama çelişki vermiyor. Evet, bu bunun boş kümenin seti. Ama zaten kendisi de boş. Ama x'i sen range'de alırsan bunun boş olmadığını biliyoruz. Boş olmayan bir küme bu sefer boş kümenin bir subseti çıkıyor. Tamam mı? Hayır, varsa diye aldık. Yani de, yok şöyle, şimdi bizim derdimiz bunların şey ya BI'ların RX'lerle intersection'ları disjoint. Bunu nasıl gösterirsin? İki tane farklı I ve J için eğer böyle bir X varsa evet, onu göstermek için. Yok yok. Burada bu açıklaması bunun. Hani disjoint dedim iki nokta açıklaması bu. Aha. Şimdi buradaki şey de şu. BI prime BI'den biraz daha küçük ama RX'de intersectionları hala aynı. Tamam mı? Burada hemen görülecek bir şey. Biraz şey geliyor. Hani doğru olmaması lazım falan gibi geliyor ama şey değil. Doğru. Değil mi? Şimdi görmüyorum ama kontrol etmiştim yazarken. For all I from one up to n. And bi primes are disjoint. Bunları disjoint niye seçtik? Şu yüzden now define bir tane simple function yazacağız. Şöyle i1'den n'e kadar bi ve indicator function of bi prime'ler. Bi'ler için yapamıyorum çünkü onlar disjoint olmak zorunda değiller. Ama Rx'le şeyleri disjoint olduğu için o yüzden ha evet aynı nedenden dolayı Rx'le intersectionları disjoint olduğu için bu ikisi birbirine eşitler. Yani RJ'de kalan parçası daha doğrusu BJ'de kalan parçası BI'ın BJ'de kalan parçası RX'le kesişmiyor. Dolayısıyla BI prime'ın RX'le kesişimi BI'ın RX'le kesişimiyle aynı şey. Çünkü intersectionlar BI'larla BJ'lerin intersectionları zaten RX'in içinde değil. Tamam mı? Şimdi şu simple fonksiyonu kurabiliyorum o yüzden. Çünkü bi prime'ler artık disjoint. Peki. Ondan sonra ne yapacağız? Then şuna bakalım. yk
omega birden n'e kadar bi şimdi yk omega şuydu. Si w değil mi? Bu hatırlatayım isterseniz. Yk'ler bunlardı. Y'ye converge eden bir önceki propozisyonda kullandığımız fonksiyonlar. Tamam mı? Şu hani diyagram çizdiydik. Şu fonksiyonlar. Bu step function'ların oluşturduğu şeylerdi. Şimdi bu fonksiyonu ben artık bu yk'yi şöyle yazabilirim. Yk bunu şöyle yazabiliriz. I birden n'e kadar bi indicator function of bi of x of omega. Neden? Çünkü x altında evet şöyle diyeyim omega'nın SI'de olması x of omega'nın bi prime'de olmasıyla aynı şey. Tamam mı? O yüzden de hani bu fonksiyon ne zaman birse bu da tam o zaman bir. Okey. Bu da ama zaten fk of x omega demek. Define also f to be lim sup of fk then we have for all omega in omega y of omega limit as k goes to infinity yk of omega değil mi? Yk'lerin limitiydi y. Bunu fk of x omega diye yazıyorum. Fk'ler de f'e converge ediyor. F of x omega bir kaos şöyle şu nesne fk'ler x omega k işte birden 1, 2, 3, 4 diye diyor is convergent. Okey. Lim sup mu alıyor gerçekten? Onu yanlış yazdım. Lim sup değil mi? Tamam. Lim sup alması niye burada şey onu hatırlamıyorum şu anda. Neyse siz bir bakarsınız. İkna olmazsanız bir daha konuşuruz. Peki. Bunları işte integrali tarif etmek için yapıyoruz. Yani bütün derdimiz o. Hani ama bu Riemann integral değil. Measurable setler üzerinde integration. Yani mesela şey fonksiyonu düşünün. R'den R'ye gidiyor. Rasyonellerde bir, irrasyonellerde sıfır. Constant fonksiyon ama hani rasyonel ve irrasyonellerde sıfır ve bir değerini alıyor. Bu fonksiyon Riemann integrable değil tabii ki. Ama burada integrable olacak. Neden? Çünkü bunun constant fonksiyondan farkı measure zero bir kümenin dışında.
zero kümeyi de dışarı atabilirsiniz. Dolayısıyla bu constant fonksiyon. O yüzden de hani en azından finite bir interval'da integrable. Ama işte o integration'ı nasıl tarif edeceğiz? Bütün iş o. Onu yapmak için de böyle işte bayağı bir takla atmak gerekiyor. Aslında hani işin önemli bir kısmı zaten measure teori, hani analiz. Bu kısımların çok probability ile bir alakası yok ama hani gerekiyor sonuçta. Ya alakası yok demeyeyim de yani probability'ye has şeyler değil bunlar. Analiz. The expectation or the integral of a simple random function, simple random variable xi indicator function ai on a probability space is the real number ex i i üzerinde böyle yapmış ki birden n'e kadar diyeyim xi p of ai. Yani AI'ın bu indicator function integrali hani bu A üzerinde 1, geri kalan yerde 0. Onun integralinde o kümenin measure'ı gibi düşünüyorsunuz. Hani constant one fonksiyonunun integrali ne olur? İşte hangi küme üzerinde tarifliyse o kümenin değil mi? İşte alanı, hacmi vesaire her neyse. O. Önündeki tabii ki katsayıyı da aynen alıyoruz. Çünkü hani sabitler integralin dışına çıkar. Peki bunu da şöyle yazıyoruz. Written as ex yani burada bu random variable tabii ki omega üzerinde x omega'nın integrali bu da bizim probability measure'ımız ona o measure'a göre integral veya şöyle de yazılabiliyor x d omega integrali tarif ettik ama ne için? Simple fonksiyonlar için. Şimdi bunu bütün fonksiyonlara extend etmeniz lazım. Orada da işte bu yaptığımız approximation'ları kullanacağız. Okey. Şimdi bu tanımın bir takım özellikleri var. Onları yazalım. The expectation. Şöyle gidecek. İlk önce pozitif fonksiyonların integralini tarif edeceğiz. Ondan sonra verilen bir fonksiyonu iki tane pozitif fonksiyonun farkı gibi yazacağız. O farkların her ikisinin de integralini biliyoruz. O integrallerin farkı olarak tarif edeceğiz. Hani böyle bir numara çekmek gerekiyor. Doğrudan tarif edemiyorsunuz. Is a mapping of the space S bu şeydi. Simple real random variable'ların oluşturduğu kümeydi. Simple random variables into R having the following properties. Yani her bir
fonksiyon bir reel sayıya gidiyor. Birinci özellik şu. Bütün measurable setler için indicator function'ın expectation'ı tabii ki yukarıdaki tanımdan dolayı bu a'ya eşit. Constant fonksiyonun integrali de bu bütün uzayda constant. Dolayısıyla bu da p of omega olacak. Değil mi? O da 1. İkincisi for all c in r and random variable x, expectation of this is just c times ex. Bu da bariz çünkü variable'ı c ile çarparsanız katsayılar değil mi? O ai'lar c ile çarpılıyor. O katsayılar zaten dışarı çıkıyordu. O yüzden bu eşitlik var. Üçüncüsü for all x, y random variables expectation of x plus y is just expectation of x plus expectation y. Bu da bariz çünkü iki tanesinin gerçi bunun ispatını yapacağız galiba. Yapacağız mı? Yok. Bu da bariz. Burada bir şeyde dikkatli olmak lazım sanırım. Hani ikisinin partitionları farklı olabilir. Toplarken partitionların intersection'ını alıp daha fine bir partition'a geçiyorsunuz. Ama yani sonuçta şey değil. Zor değil. Neyse belki yaparız. For all x, y in S if x is less than y, then ex is less than ey. Okay. Şöyle diyeyim, şöyle. Bu 4, bu 5. If xn is a sequence and x is an again simple function and xn is an increasing sequence with limit xn is equal to x, then limit of exn is equal to ex. Yani expectation'ların limiti limitin expectation'ına eşit. The same holds for decreasing sequences. Peki, proof. Bir ile iki bariz. Değil mi? And are obvious. Are easy diyeyim. 3 için 3 de aslında kolay ama yine de şöyle yapalım. Yani x diyelim ki ai 1 ai'lar olsun. Indicator function'ları. Y de bc'ler. Burada da bc'ler olsun. Burada i üzerinde, c üzerinde. X de finite sum. Hem ai'lar hem bc'ler şey için bir siz söyleyin. Partition yani omega ai'ların union'una eşit disjoint union aynı zamanda bc'lerinkine de eşit. Ben o zaman şimdi x ile y'yi nasıl toplayacağım? Şöyle şunu şöyle yapabilirim. Ben bunu ai şöyle AI intersection BJ'ler üzerinde summation yaparım. AI C üzerinde toplam alıyorum. Yani
değiştirsem de AI'yı değiştirmiyorum. Artı yani bu X'in kendisi. Y'yi de şöyle yazıyorum. Gene IC üzerinde toplam. Bu sefer BC'ler, özür dilerim. BC'ler ve bir AI BC'ler. Şimdi artık ikisi de aynı küme üzerinde integral. Dolayısıyla da şöyle alınabilir. O zaman IC üzerinde summation AI plus BJ 1 AI BJ. İntegraline gelince şimdi o zaman E of x plus y ne olacak? Summation ij üzerinde ai plus bj'ler ve integral of ai. Evet. Niye yazamayız? Neyin dışında kalanlar? İkisi de Omega'nın partition'ı. Yani bu AI intersection BJ'ler daha fine bir partition. Yani bir kümeniz var. Bu AI'lar bunu böyle parçaladı. BJ'ler de şöyle parçalıyor diyelim. İşte siz her ikisinin intersectionlarına bakıyorsunuz. O da bir partition veriyor. Tamam mı? Şimdi bunu şöyle yazabilirim. Bu IC üzerinde AI PI intersection BJ plus IC üzerinde summation BJ PI intersection BJ. Şimdi bakın burada C üzerinde summation alırsanız ilk önce C üzerinde AI'yı sabit tutuyorum, BJ'leri topluyorum. Bu şuna eşit. Bu I üzerinde summation. Bunların C üzerinde summation alırsanız bu AI intersection omega'nın şeyi yani sum ettikçe BJ'lerin union'larını alıyorsunuz. O da omega'yı veriyor. Bu ise C üzerinde summation BJ P bu sefer I üzerinde summation alıyorum ilk önce. Dolayısıyla bu omega intersection BJ oluyor. Yani BJ. Bu ama zaten PAI yani bu expectation of X, bu da expectation of Y. Tamam mı? Önce parçalıyorum, sonra tekrar topluyorum. Şey kısmı daha ilginç. If X is less than Y and x diyelim ki gene aynı yukarıdaki gibi olsun. Y da yine öyle. Xi ha yj demiş böyle. Tamam, iyi öyle olsun. Then ha, evet yukarıda yaptığımızın benzeri. Farkına bakıyorum. Bu farkı da şöyle yazabilirim ben. Yj minus xi. Yani burada ij üzerinde summation 1 ai intersection bj. Ve burada yi minus xi'ler non negatif. Neden? Kesiştikleri yerde yani aynı x değerlerinde x fonksiyonu daha küçükmüş. Dolayısıyla y eksi x'i değil mi? Pozitif olmak zorunda.
Daha doğrusu şöyle mi demem lazım? YJ. Evet. If AI intersection BJ is not empty. Yoksa tabii ki bazı Y'ler bazı X'lerden küçük olabilir ama kesiştikleri yerlerde bu iki kümenin biliyoruz ki Y fonksiyonu daha büyük. O yüzden de onun katsayısı daha büyük olmalı. Peki also note that axis okay if axis pozitif then ex is also pozitif. Yani bu herhangi bir x için, bu x değil de rastgele bir x içinde. Eğer fonksiyonunuz hiç negatif değerler almıyorsa expectation'ı da negatif olmayacak. Çünkü bazı kümelerin probability'sini alıyorsunuz. Non-negative number'lar, onları katsayılarla çarpıyorsunuz. Onlar da non-negative, sonra da topluyorsunuz. Dolayısıyla pozitif bir fonksiyonun integrali pozitif. O zaman şunu yapabiliriz. Y'yi şöyle yazayım. X artı y eksi x. Burada y artı x pardon y eksi x non negatif bir fonksiyon. Şimdi bir önceki şeyden dolayı y'nin expectation'ı x'in expectation'ıyla y eksi x'in expectation'ına eşit. Ama y eksi x pozitif bir fonksiyon olduğuna göre bu ax'ten büyük. Since y minus x is pozitif. Beşinci özelliğin ispatını bir sonraki ders yapalım. Zamanı geç.